arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel şapkamızı çalışacağız şapkamızı örmek için ben iki renk kullandım dilerseniz tek renkle dilerseniz daha fazla renklerle de şapkamızı çalışabilirsiniz şapkamızı örmek için lastik kısmına ilk zincirimizi çekerek başlıyoruz daha sonrasında istediğimiz kalınlıktaki zincirimizi lastiğe çevirip tamamladıktan sonra modelimizi uyguluyoruz ve sırasıyla bakınız modelimizde üzerindeki asırlarımızı görmekteyiz. Her birisini bir kat yukarıdan bir kat aşağıdan alarak bakınız her rengin altında kendi renklerini yerleştiriyor. Şöyle görelim bakınız pembemizin bir altta bir üstte grimiz aynı şekilde bir altta bir üstte şeklinde örüyoruz ve istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. İstediğimiz ölçüye bakınız şu şekilde tablomuz var 1-3 yaş arası 20 santim yüksekliği olacak 46-48 santim ise şapkamızın şuradaki görmüş olduğumuz kısmına çalışacağız ve bu tam 1-3 yaş grubu çocuklarımız için uygun bir şapka şöyle de rahat rahat giyip çıkarabilecekleri çok kafasını sarıp sıkmayan bir şapka çalışması oldu evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen şapkamızı örmeye başlayalım kolay gelsin Şapkamızı örmek için gri ve pembe ipimi kullanıyorum. Gri ipim Himayala Evridey Bebelüks antipilink özelliği olan e, güzel bir ip. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Renk numarasına şu şekilde baktığımız zaman 70430 numaralı renge sahip. Diğer ipimiz ise etrofil e, organik el örgü ipleri. Yine bu da anti özelliği olan bir ip. 100 gram 250 metreden oluşmakta. Renk numarasına baktığımız zaman ipimizin şöyle hemen görelim. 80034. Evet, her iki ipimizi tanıdıktan sonra bu iplerimizle şapkamızı 3 numaralı tığımızda örüyoruz. 3 milim olan bakınız Tığımız. Evet şimdi zincirimizi çekerek başlayalım şapkamızı hangi yaş grubu için öreceksek o ölçüde e, zincirimizi çekmemiz gerekmekte tabi biraz esneme payında da düşünmemiz gerekiyor onun için birazcık daha yani yarım santim kadar ya da bir santim kadar büyük öreceksek e, bir santim küçük öreceksek ölecek, yarım santim kadar kısa zincir çekmemiz yeterli olacaktır. Şimdi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 şöyle düzeltiyorum 5 6 7 8 9 ve 10 yeterli olana kadar örüyorum 90 tane çekmiş olduğum zincirimin hemen santim ölçüsüne bakıyorum şöyle birlikte ölçelim zincirimin bittiği yerden şöyle görelim bakınız zincirimin bittiği yerden tutuyorum şöyle bakınız her ikisini sabitledikten sonra şöyle çekiyorum 44 santim zincirimizin uzunluğu Şimdi büyük bir yuvarlak yapıyorum. Tığıma takıyorum. Şöyle trabzanlarımızı düzgün bir şekilde tutuyoruz. Bakınız ilk zinciri biraz gevşek başlarsak rahat bir şekilde girişimizi yapabiliriz. Hiç zorlanmadan. Şöyle girişimizi yaptıktan sonra bakınız düz yönünü yukarıya getirelim ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra sırası ile trabzanlarımızı örelim. Tığımızın başını bir defa dolayalım. Bakın sırasıyla zincirlerimizin içerisine 1 2. Tığımın başını doluyorum. Sırasıyla bakın aynı yere batmıyorum. Bir sonraki yere 1 2. Yapmış olduğumuz büyük yuvarla yani şapkamızın ilk zeminini en son şu kısma kadar trabzanlarımızla örerek tamamlayalım. En son trabzanımı örüyorum. Zincirimin üzerine trabzanlarımı birer birer ördüm. Bakınız gayet güzel bir dizilimi oldu trabzanlarımızın. İlk başladığımız yere geldim. En son trabzanımı ördüm. Zincirimiz bakınız 1, 2, 3. 3 tane zincir çekmiştik. En tepe noktasına girerek batıyorum. Sadece tığımın başıyla ilmeğimi diğer ilmeğimin içerisinden geçiyorum. İpimi ilmeğimin içerisinden geçirdim. Ve başlıyorum yine 1, 2, 3. Üç tane zincirimizi çektikten sonra şapkamızın alt kısmı için lastiğimizi örmeye başlıyoruz. Hemen sıradaki gelen ilk trabzanımı yandan örüyorum. Bir sonrasını ardından giriyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. Yine tığımın başını doluyorum. Bu kez bakınız ardından giriyorum. Trabzanımı geriye doğru iterek örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradakini. Yandan bir sonrakini ardından tekrar yandan yandan ve ardından örerek lastiğimizi büyütelim. Sıramızın sonuna gelelim. Tekrar geçişi birlikte yapalım. İkinci sıramızı tamamladım. Tekrar sıramızın başındayız. Üçüncü sıramıza geçebiliriz. Bakınız zincir çekerek ördüğümüz bölüm içte kalıyor. Her iki kenarında ise kabartılı trabzanlarımızı ayarladık. Hemen tepe noktasına batıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Kabartılı olanlarımızı yandan yani dışa kabaranları yandan içte kalanları ardından alarak örelim. Yandan ördüm. Ardından bakınız olduğu gibi gördüğümüz şekliyle örelim. Yandan ardından giriyorum. Tekrar kabartılı olanı yandan şimdi üçüncü sıramıza başladı. kaç sıra isterseniz istediğiniz kalınlığa ulaşana kadar yandan ve arkadan olarak sıralarımızı 3 4 5 ne kadar arzu ederseniz o kadar arttıralım 5 sıra trabzanımızı ördüm ve yeterli lastik ölçüsüne ulaştım şöyle santim olarak bakalım santim olarak dört buçuk santim hemen hemen 5'e yakın bakınız ama dört buçuk net e, uzunluğa sahip daha büyük e, ölçü isterseniz birkaç sıra daha devam edebilirsiniz şöyle bakınız 1 2 3 4 ve 5 toplamda 5 sıra ördüm ve yeterli oldu şimdi ikinci rengimi alıyorum ve modelimi kurmaya başlıyorum tam bitiş yerindeyim bakınız bitiş yerinden zincirimin olduğu yere birleştirme işlemini yapıyorum son trabzanımı üçüncü zincirime takıyorum şu şekilde sadece ipimi geçiriyorum ilmeğimin içerisinden ve birleştirme işlemi bu şekilde tamamlanmış oluyor. Pembe rengimi alıyorum ve modelimizi uygulamaya başlıyorum. Pembemizle yine 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. İpimi arkadan her ikisini de güzelce bir sıkıştırıp düzeltiyorum. Zincirimi çektikten sonra tığımın başını 3 defa doluyorum. 1, 2, 3. 3 ve aşağıdan birinci buradaki zincir çektiğim trabzanı sayıyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı atlıyorum dördüncü trabzanımı yandan giriyorum ve ikişer ikişer örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4 4 defa da almayı tamam, tamamlıyorum şimdi tekrar 3 defa tığımın başını doluyorum hemen yanındaki trabzanı yandan giriyorum başlıyorum 1 2 3 ve 4. 3. kez aynı işlemi tekrar ediyorum. 3 kere tığımın başını doluyorum ve hemen yanındakine gelerek batıyorum. 1 2 3 ve 4. Toplamda 4 kere de yukarıya doğru çıktım. Tekrar tığımın başını 3 defa doluyorum. Tığımızın başını bu modelimizi uygularken hep üçer defa doluyoruz. Bakınız her dolama 1 ikinci kez alıyorum. 3. kez alıyorum. Dolamalar bu şekilde yapıyoruz. Şimdi Geriye doğru dönüş yapıp çapraz örgülerimizi, çapraz hasırlarımızı birbiri üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi hemen ilk atladığım bakınız 1, 2, 3 atladığım yere geliyorum. Yandan yine giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 defa da kapatıyorum. Tekrar 3 defa tığımın başında oluyorum. Hemen yanındaki yere yandan giriyorum. 1, 2, 3. 2 3 ve 4 1 2 3 defa tekrar doluyorum en son arada kalan örmediğimiz atlamış olduğumuz üçüncü trabzanımıza giriyoruz ve başlıyorum ikişer ikişer örmeye 1 2 3 ve 4 Evet 4 defada aldığımız üçer trabzanlarımızı çapraz bir şekilde üst üste yerleştirdik bakınız 3 atlamıştık Dördüncüye dolayarak örmeye başladık yandan girerek 3 defa ardı ardına ördükten sonra atladığımız trabzanlarımıza geri dönerek 3 trabzanımızı da bu yönde ördük evet trabzanlarımızı bu şekilde yerleştirdikten sonra hemen yanındaki trabzanımızı da örmeye başlayalım en son örmüş olduğumuz trabzanımızı 1 diye sayalım ve yine öncesinde 3 defa tığımın başında doluyorum. 1 bakınız ördüğümü sayıyorum 2 3 4 dördüncü trabzanıma yandan giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 3 defa tığımın başını dolu 3 defa doladıktan sonra bir ileri yine yandan giriyorum toplamda 3 defa bu işlemimi yapıyorum 1 2 3 yandan giriyorum 1 2 3 ve 4 3 defa trabzanlarım ördükten sonra yine tığımın başını 3 defa doluyorum. Şöyle bakıyorum. Atlamış olduğumuz ilk trabzandan itibaren örmeye başlıyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. 3 defa tığımın başını doluyorum. Hemen yanındakini örüyorum. 4. 3 defa dolayıp 4 defa da çekiyoruz. Bakınız en son 1, 2 3 ve 4. İkinci çapraz örgümü de bu şekilde yerleştirdim. Şimdi bir defa daha birlikte yapalım. 3 defa tığımızın başını dolayalım ve en son ördüğüm tırabzandan itibaren saymaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4. 4.'yü yandan giriyorum. İkişer ikişer alıyorum. 1 2 3 ve 4. 3 defa yine doluyorum tığımın başını bir sonrakine yandan giriyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 3 defa tığımın başını doluyorum yandan yine girişimi yapıyorum 4 defa da trabzanlarımı örüyorum tekrar 1 2 3 tane tığımın başını doluyorum 3 trabzanımızı örmüştük ve atladığımız yere geri dönüyoruz bakınız ilk ördüğümüz yere yandan giriyorum ve başlıyorum. 3 ve 4. Tekrar doluyorum. Hemen yanındaki örmediğim bu kez ileriye doğru gidiyoruz bakınız. Geriye döndük. Atladığımız ilk trabzanımızdan başlıyoruz. Her seferinde 3 defa doluyoruz ve 4 defa da çıkıyoruz yukarıya doğru. 2, 3 ve 4. Şu şekilde çaprazlarımızı kuruyoruz bakınız üst üste ve devam ediyoruz 3 defa tığımın başını doluyorum en son ördüğümü sayıyorum 1 2 3 4. yandan giriyorum ilk önce ileri doğru gidiyoruz bakınız 4 defa da örüyorum bir ileriye geçiyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 3 defa tığımın başını doladım ileriye gidiyorum 3 defa ördüm tekrar tığımın başını doluyorum 3 defa geriye doğru dönüyorum 1 2 3 hemen ilk atladığımı geliyorum 1 2 3 ve 4 ördüğüm trabzanda hemen atladığımı örüyorum en son atladığımı örüyorum Evet bu şekilde birbiri üzerine hasırlarımızı çapraz bir şekilde üst üste yerleştirerek ilerliyoruz. Bakınız arkadan şu şekilde görülmekte yandan girişlerimizi yaptığımız için üst üste bakınız şu şekilde gayet hoş bir görüntü olmakta. Şimdi sıramızı başlangıç yerimize kadar örerek ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız şu şekilde. Birbirleri üzerine üçer trabzan, üçer trabzan ördük. Araya zincir çekmedik. Sadece ilmeğimizin geçişi orası. Şöyle bakınız. Alt kısımda 3 tane, 3 tane trabzan üst kısımda ve iki renk olarak örmeye devam edeceğiz. İplerimizi koparmadan ördüm. Şöyle iç kısmına da bakacak olursak bakınız. Eğer ipten rahatsız olan arkadaşlarımız varsa tabi koparıp e, rengimizde olan işimiz bittiğinde diğer rengimiz üzerine çalışmaya devam edebilirler. Tamamen nasıl rahat olacaklarsa o şekilde ayarlama yapsınlar. Evet son trabzanımızı da ördükten sonra bakınız 3 tane trabzan ördüm. Şurada görmüş olduğumuz bölümde bakınız 3 tane zincir çekmiştim. Zincirimi çektiğim yere alttan giriyorum ve kapatıyorum. Ve Yeni rengimize geçmek için şu altta kalan 3 tane trabzanımın üzerinden sadece ilmeğimi kaydırarak ilerliyorum. Bakın sadece ilmeğimi kaydırıyorum. Alıyorum. Geçiyorum. Alıyorum. Geçiyorum. Alıyorum. Geçiyorum. Bakınız. Ve diğer 3 trabzanımın tam üzerine geliyorum. Şu şekilde kalıyorum. Şimdi rengimi değiştiriyorum. Pembe ipim kalıyor. Aşağıda hazır olan şöyle bakınız. Gri ipimi alıyorum gri ipimle 3 tane zincirimi çekiyorum ve pembemle şöyle sıkıştırıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra bakınız üçer trabzan üçer trabzan üst de hazır modelimizi çapraz öreceğimiz için bir sonraki bakınız modelimizden başlıyoruz yani her bir grubumuz şu şekildeydi her bir grubumuz şimdi grupları çapraz hale getiriyoruz grupları birbiri arasında grup yapacağız her grubumuz şu şekildeydi bakınız her birinin altta ve üstte üçer üçer. Şimdi bu üçlü grubumuzun bir tanesini bir modelimizden diğerini diğer modelimizden alarak örmeye başlıyoruz. Şimdi ilk modelimizi kurmaya başlayalım. 3 zincirimizden sonra 3 defa tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki grubumuzun ilk trabzan üçlüsünden örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, ve 4. 4 defa da aldım. Tekrar 3 defa doluyorum. Yandan giriyorum. 1 2 3 ve 4. 3. kez 3 defa doladıktan sonra 3'üncü örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tam 3 defa trabzanımı ördüm. Şimdi 3 defa tığımın başını doluyorum. Bir önceki sıramızda üstünden geçerek almıştık. Bakınız şuradaki trabzanlarımızı. Burada ise şu görmüş olduğum trabzanımın arkasından giriyorum. Şimdi ördüğüm trabzanın arkasından geliyorum. Ve bir öndeki çaprazlarımı yine yandan bakınız arkadan geçtim. Yine yandan girerek örüyorum. Başlıyorum. 1, 2, 3, ve 4 önünden geçmiyoruz ardından 1 2 3 alttakini yandan sırası ile geçiyorum 1 2 3 4 3 defa tığımın başında doladım ve üçüncüyü alıyorum ilk önce örmüş olduğumuz grubumuzun ardından girerek çaprazlarımızı örüyoruz bakınız bu şekilde yerleştirme işlemimizi yapıyoruz önünden değil ardından hemen girerek örüyoruz Şimdi devam edelim. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Önde gördüğüm 3 trabzanımı atlıyorum. Hemen sıradaki trabzanımı bakın diğer 3'e geçiyorum. 1 2 3 ve 4. 3 defa doluyorum. 3 ve 4. Üçüncüyü de yandan alarak örüyorum. 3 ve 4. 3 trabzanımı ördükten sonra atlamış olduğum bu 3 tane trabzanımızı örmek için yine 3 defa başını Bu kez bakınız arkadan şöyle önden geçmiyorum. Arkadan bakın şöyle indirdiğim zaman öndeki trabzanımı hemen rahatlıkla alabiliyorum. Bakınız şu şekilde ilkini alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar 3 defa başında doluyorum. Hemen ikinci sırası birinciyi ördüm. İkinciyi de yandan alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Üçüncüyü son olarak örüyorum. Üstten değil ardından alıyoruz. Ve bu şekilde bakınız çaprazlarımızı kaydırarak her iki modelden birer üçlümüz alıyoruz. Önce karşıdakinin sonra atladığımıza dönüyoruz ve arkasından girerek çaprazlarımızı, hasırlarımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi bir tanesini daha birlikte örelim. Tığımızın başını 1 2 3. İlk önceki üçümüz atlıyoruz. Hemen altta kalan üçümü örmeye başlıyorum. 3 tırabzanımı 3 defa tığımın başını doladım. Giriyorum ilk tırabzanıma. 1 2 3 ve 4. 1 2 3 defa doluyorum yandan 1 2 3 ve 4 3 defa doladım 3. ve son trabzanımı alıyorum 3 tane trabzanımı ördüm şimdi atladığım trabzanımı örmek için hazırım hemen 3 defa tığımın başını doluyorum örmüş olduğum yerin ardından bakınız ardından şöyle yapabilirsiniz daha kolay olmakta hemen şöyle büktüğüm zaman ilk trabzanı alıyorum bakınız 1 2 3 ilke yandan giriyorum ve başlıyorum örmeye 1 2 3 ve 4 tekrar elimle tuttum bakınız öreceğim kısmı çok çok kolay lütfen gözümüzde büyümesin ve üçüncüyü giriyorum 1 2 3 ve 4 defa da alıyorum ve şu şekilde gördüğümüz gibi hasırlarımız çapraz bir şekilde birbirlerinin üzerine son derece düzgün bir şekilde kuruluyor. Evet sıramızın başına kadar ilerleyelim. İkinci rengimiz olan gri'mizi model kısmımızda örerek tamamladık. Çaprazlama yöntemiyle ikinci sıramızın sonuna geldik. Her iki modelimizden birer parça alarak bir üçlü diğer modelden bir üçlü öndekinden alarak modelimizi yerleştirdik. Şimdi öreceğimiz sırada yine çapraz sırasıyla örüyoruz. Bir diğerinden bir öndekinden alarak modelimizi kuruyoruz yalnız. Burada pembede öreceğimiz zaman pembe sırada yapacağımız işlem Alttaki pembede yapacağımız işlemin aynısı. Grimizde arkadan alarak örmüştük ikinci üçlümüzü. Pembemizde ise tıpkı modelimizi ilk yerleştirdiğimizdeki şekliyle yine üstünden alarak öreceğiz. Grilerde ardından alıyoruz ikinci grubu. Pembelerimizde ise ikinci grubumuzu önden çaprazlıyoruz. Şimdi geçişimizi yapalım. En son ördüm. 3 tane zincirimi çekmiştim. Bakınız 3 zincirimin olduğu yere şu şekilde sadece ipimi ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve arkadaki hazır bulunan pembe ipimi alıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Griğimi asılarak çektim. 3 zincirimi pembemle çekiyorum. 1 2 ve 3. Evet, zincirimizi çektikten sonra modeller arası geçişimizi yapmak için üç tanenin üzerinden ilmek kaydırıyoruz. Öndeki üçümüzün. Sadece tığımın başını girdiriyorum. İlmeğimin içerisinden geçiriyorum. Sadece bakınız tığımızın başına girdirelim. ipimizi alıp diğerinin içerisinden geçirelim. Ve ilmeğimizi kaydıralım. Şimdi 3 atlayıp diğer 3'ü örerek başlıyoruz. Hemen buradaki 3 atlıyorum. Şu görmüş olduğum 3 ile örmeye başlıyorum. Öncesinde 1, 2, 3. 3 defa tığımın başını doluyorum. Yine yandan giriyorum. Bu görmüş olduğum 3 tane trabzanımı 3 defa tığımın başını doladım ve 4 defa da örüyorum. 3 ve 4 giriyorum 3 ve 4. Üçüncü kez giriyorum. 1, 2, 3, 4. Evet pembemizin ilk sırasına başladık ve çaprazımızı ördük. Şimdi görmüş olduğum şu kısımdan yine geçişimi yapıyorum. Bu kez üstten alıyorum. Bakınız altta kalmıştı. Şöyle 3 tane trabzanımı görüyorum. Bakınız altta olan 3 defa tığımın başında oluyorum. Ve ilk önce gelen trabzanımdan şöyle yandan giriyorum bakınız önden girdim örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4 tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum ikinciye giriyorum 1 2 3 4 pembede ikinci kez aldığımız grubumuzu üstten alıyoruz griyemizi aldığımız sırada ise ardından geçirerek alıyoruz tekrar 3 tane doluyorum bakınız 3 doladım Giriyorum. 1 2 3 ve 4. Evet, çaprazlama işlemimizi bu şekilde kurduk ve modelimizin düzenini bu şekilde sağlamış olduk. Şimdi devam edelim. 3 defa tığımın başını yine doluyorum. 1 2 3. Birinci üçlüyü atlıyorum. ikinci üçlüyü hemen yandan girerek örüyorum. Her zaman 3 tane mızı atlıyoruz modelimizi ilk kurmadan itibaren. trabzanımı örüyorum bakınız 3 defa doladım 4 defa da aldım 1 2 3 hemen 3. trabzanımı örüyorum 4 Evet 3'ünü ördüm 1 2 3 atlamış olduğum 3 tane trabzanı görüyorum birincisinden başlıyorum bir bakınız önden sona doğru gelmekteyiz ikişer ikişer alıyorum 2 i̇ki, 3 ve 4 1 2 3 ikinciyi örüyorum 3 ve 4 1 2 3 ve 4 Evet bu şekilde pembe rengimizi tamamlayalım grimize de aynı şekilde geçelim her seferinde bakınız 3 tane atlayarak ilerliyoruz ya yani modelimizi şöyle ardından da görecek olursa bakınız ipimiz şu şekilde kayarak ilerlemekte üç tane Trabzanımızı atlayarak bir diğerine geçiyoruz. Gri olan sıramızda ardından şu şekilde girerek alıyoruz. Pembelerde önden girerek alıyoruz ve istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar bu şekilde örgümüze devam edelim. Şapkamız istediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam ettim. Artma ve eksilme yapmadım. Aynı şekilde örmeye devam ettim. 1 2 3 4 5 sıra pembemizi, 4 sıra da gri rengimizi ördüm. Şimdi e, santim olarak ölçüsüne bakalım. Şöyle baktığımız zaman 16 santim şapkamızın ölçüsü. Şimdi tepe noktasından daralarak e, kapatmaya başlayalım. Daralma işlemine bakınız birlikte geçelim. Pembemizi örüyorum. En son kapanmadan önceki işlemleri birlikte yapalım 3 defa dolayalım sırası ile en sonu kapatıyorum 1 2 3 doladım üçüncüyü alıyorum Evet bakınız buradaki bölümü ördüm hemen iç kısımdaki olan bölümümü de örüyorum 1 2 3 tane doladım ilkini alıyorum Başlıyorum. 1 2 3 4. 4 defa da ördüm. Tekrar hemen yanındakine yine yandan giriyorum ve devam ediyorum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 hemen bir sonrakinde örüyorum 3.'cüyü. Pembelerimizi üstten aldık bakınız. Evet bu şekilde tamamladım. Şimdi geçişimizi yapalım. 3 zincir yaptığım yere geliyorum ve geçiyorum hemen üzerinden örüyorum bakınız ilmeğimi aktarıyorum gri ipimizi alalım 1 2 3 3 defa ördüm gri ipimizde zincirimizi çektim Üç tane zincirimi çektikten sonra başını birer defa dolayarak örmeye başlayalım. Hemen yandan giriyorum ve örüyorum. Bir, iki ve üç. 3'ünü ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Bakınız şöyle alttaki pembe sıramızı alıyoruz. Bakınız pembemizi üstten değil şöyle eğiyorum. Şu kısımdan yukarıya çıkardığım çıkardığım zaman hemen görüyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. Evet bu çaprazımı bu şekilde kurdum. Şimdi devam ediyorum. Bir tane üçlüğü atlıyorum. Diğer üçlüğü hemen yandan giriyorum. 1 2 3 Tığımın başında doluyorum Hemen büküyorum şöyle. Ardından girerek sırasıyla örüyorum. 1 2 ve 3 üçünü ördüm. Tekrar tığımın başını doluyorum. Buradaki üç atlıyorum. Bir sonraki şuradaki üçü örüyorum. Yandan giriyorum. 1 2 ve 3. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aşağıda kalan pembemizi ardından girerek bakınız örüyoruz. Yine aynı şekilde örüyoruz. Sadece başını doladığımız sayıyı azalttık. Evet şimdi üçüncüyü de örüyorum ve bu şekilde devam ediyorum bakınız. Buradaki görmüş olduğum hasır örgülerimiz ya da kafeslerimiz daha küçüldü. Şimdi başlangıç yerimize kadar ilerleyelim. Evet bütün sıramızı örerek tamamladım. Şimdi 3 tane zincir çekmiş olduğum yere geldim. Bakınız şuraya gelip atıyorum. Diğer rengimi alıyorum. 1, 2 3 3 tane zincirimi buradan çekiyorum 3 zincirimizi çektikten sonra bakınız alttaki 3 tane trabzanımı şöylece kavruyorum ve bir tane trabzan örüyorum üçünü şöyle aldım ikili trabzanımı örüyorum diğerini üstten bakınız giriyorum trabzanımı örüyorum bir sonrakini alttan kavruyorum bakınız pembemin devamında hemen şöyle yandan giriyorum üçüne gri olan bölümden itibaren şöyle bakınız ve bir defa başını doladığım için ikili trabzanımı örüyorum bu kez yukarıdan tekrar alttan bakınız şuradaki bölüm çaprazlarımızın geldiği kısımdan giriyorum ve bir defa da örüyorum üsttekini örüyorum karşının altından şu şekilde üçünü birden kavruyorum ipimizi güzel alalım 1 ve 2 üstünden diğer tarafın yine altından ve üzerinden diğer tarafın altından ve üzerinden şu şekilde biraz önceki örmüş olduğumuz ikili trabzanlarımızı bir alttan bir üstten alarak kapatalım Evet bakınız şu şekilde ilerleyelim. Tepe noktamıza kadar kesme işlemimizi yaparak geldik. Her bir grubumuzu iki defa ördük bakınız. Bir grubumuz yani şöyle grubumuzun alttakini ve üsttekini, alttakini ve üsttekini şekliyle ördüm ve ikişer ikişer örerek başlangıç noktamıza geldik ve daralma işlemini tepe noktamızda gerçekleştirdik. Şimdi birazcık daha daraltarak ilerleyeceğiz. Yine ben pembe'mle devam etmek istiyorum. Artık grimi kullanmak istemiyorum. Hemen tığımın başını doluyorum. Tam arasına girip tek seferde çekiyorum. Diğerinin tam arasına 2 2 almıştık. Tam aralarına girelim. Tek seferde başını dolayarak çekelim. Bakınız 2 tek seferde çekiyorum. 2 araya giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Her birisini ikişer defa örmüştük bakınız başını dolayarak tek seferde kapatalım. Evet başlangıç noktasına kadar kapatarak geldim. Şimdi şu şekilde örmeye devam edelim. Bakınız bir defa giriyorum başını doladım. Yanındakine de giriyorum başını dolayıp tek seferde ikisini birlikte çekiyorum. Başını doluyorum bir çekiyorum. Tekrar yanındakine giriyorum. iki ayrı yere tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum bir Tekrar tığımın başını doluyorum. Yanındaki yuvaya giriyorum. Her ikisini tek ilmek haline getiriyorum her bir sıraya bakınız yere batıyoruz başını dolayarak tek seferde çekiyoruz tekrar ikisini aynı anda kapatalım bir sonrakine kapatıyorum bir kapatıyorum bir, kapatıyorum. bir Başını doluyalım. Başını doladığımız zaman daha güzel kalın bir görüntü oluşur. O yüzden başı dolalı almaya gayret edelim. İki defa doluyorum, tek seferde çekiyorum. Bir, sıradakine batıyorum. Bakın hiç sıramızın bitip bitmediğini bakmıyoruz. Sürekli devam ediyoruz. Çünkü tepe noktasını artık tamamen kapamak üzereyiz sürekli dolaşıyoruz bakınız neredeyse tepe noktamız tamamen kapanmak üzere ama birazcık daha dolaşmaya ihtiyacımız var şu kısma da giriyorum kapatıyorum çekiyorum şimdi görmek istiyorum bakın tepe noktam tamamen kapanmak üzere az bir kısım kaldı Orayı da şu şekilde yapalım. Çekiyorum. Bakınız karşıdan aldım. Diğer tarafa tekrar geçtim. İlmeğimi geçirdim. Diğer tarafa geçirdim. Evet bakınız bu şekilde tepe noktasını tamamen kapadık. Şimdi ipimizi düğüm atarak kesmek istiyorum. Dilerseniz şuradaki bölümü de yine şu şekilde yaparak o noktayı da yine kapatabiliriz tamamen karşılıklı ilmeklerimizi geçirip kapatalım. Evet şapkamızı bu şekilde tamamladım. Şöyle görelim. Bu kısma güzel bir pompon ya ipimizle e, ipimizden yapabiliriz ya da hazır pompomlardan kullanabiliriz. Evet. Evet sevgili arkadaşlar şapkamızı bu şekilde tamamladım. Ben şöyle hazır bir e, pompon kullandım. Beyaz renkle açık bir pembemle açık grim olduğu için beyaz da gayet hoş oldu. Dilerseniz biraz önce de söylemiş olduğum gibi kendi renklerinden de bir tane pompon hazırlayabilirsiniz. Ya da dilediğiniz e, bu şekildeki pomponlardan kullanabilirsiniz. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişimdir. Umarım e, sizler de şapkamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.